mısın? Başladım. Şimdi bunlar çözülmüş, yani ısınmamış ama. Şimdi böyle bir çöp getirdim. Ve çamaşır suyu var işte. Beşte biri çamaşır suyu, üstü su. Bakteriyle kontamine olan şeyleri de buna atabileceğim böylece. Bu da neyin şişesi? Bitmiş herhangi bir şeyin şişesi. Onu atmıyoruz işte. Böyle bir şeyde kullanıyoruz. Şimdi şurada bir pipetlerimiz var, o pipetler. Bir mikrolitre sadece çekeceğiz. Yani gerçekten bütün olay bunun için mümkün diyebilirsiniz. Bir mikrolitreyi görebilecek miyiz? Dur. Şöyle görüyor musun? Çok az. Neyden çektim? Şundan çektim. Bunun üstüne. Getirip başka hiçbir şey yapmıyorum. İçine bırakıp çıkıyorum. Ve bunu buza koyuyorum tekrar. Isınmıyor. Bunu attım. Şimdi ikincisinden alacağım. İkincisi çok kötü bir şekilde sıkışmış. Zaten yani şunun ucunu bu arada atayım. O kadar minik bir tüpün içinde ki. Bu nedir ya? Nasıl? Bu kadar geldi. Neyse canım, Allah razı olsun. Sonuçta bir başka ülkeden geldi de. Hocam biz şu an rekombinant DNA teknolojisi kullanıyoruz değil mi? Güzel, yani çekildi. Evet. Teorikte çok zor bir şey gibi gözüküyor, fakat o zor olan şey o vektörü okuyabilmek, ona göre ortamını hazırlayabilmek, evet, mi oluyor? Aynen, yani pratiği çok daha kolay. Ama kolay derken, kolay is not equal to çalışacak. Yani çalışmıyor. Yani kolay ama çalışmayabilir. Evet. Ki daha önce gelen çalışmamıştı. Evet. Şimdi böyle çok azıcık tuzda bekliyor. Sonra o LB'leri alıp geleceğim şimdi sadece. Bunun üstüne şöyle bantla, şimdi yine kendi anlayacağım şekilde yazıyorum. Şimdi ne yapıyorum? Şimdi o tüpün içindeki her şeyi alıp o falkonun içine koyacağım. Ateşten birazcık daha uzaklaşıyorum çünkü şey, yani bu bakterilerin ölmesini istemem. Şimdi falan. İçine girdim ve çektim. Bıraktım. Şimdi bunun içinde hem plazmiti alanlar büyüyecek hem de almayanlar büyüyecek. Seçilimi daha sonra yapacağız ama sırf bu yüzden zaten sadece bir saat olacak onları. Azıcık laboratuvara gideceğiz. Hemen şurayı bir topluyoruz şöyle. Burası çünkü ortak alan. Çakma. Her şeyi yani laboratuvarda bençinin çok düzenli olması çok iyi oluyor çünkü böylece neyi topladın, neyi toplamadın, arkanda bir şey kaldı mı onları görebiliyorsun. Şimdi bu plazmitler yine eksilmeye gidecek. Şeylerde, bakterilerde inkübatöre girecek. Ateşi kapatıyorum. Gidelim. Orada açarsın.
Sizin isteğinize kalmış. Hocam daha demin bakterileri neden shaker'a koyduk? Burayı görüyor musun? Gördüğümde emin olayım da. Neden shaker'a koyduk? Çünkü... Ya küçük bir şey, içinde az bir şey olan. Arayınca da bulunmaz ha. Hah, bunun gibi. Şimdi böyle dursam, bu böyle içinde bakteriler büyüyebilir, evet. Ama bir zaman sonra dibe çökerler. Dibe çökünce de, yani şöyle dibe çöktüğünü düşün. Orada oksijensiz kalabilirler, hipoksiyaya girerler yani. Onun için sürekli sallıyoruz oradaki 220 RPM'de, 200 RPM'de. Yani revolution per minute, yani dakikada 200 kez çarpı dönüyor demek. 37 derece. Ve şöyle duruyordu. Şöyle sallanıyor. Hı hı. Yaptığı hareket bu. Böylece bakterilerin hiçbir zaman çökmüyor. Ve her bakterin oksijene eşit erişim sağlıyor. Oluyor. Bir de bunun ağzı kapalı şu anda çünkü sadece bir saat duracak ve şurada havlu var. Ama işte o daha önce gördüğünüz kafalarına pamuk ve gazlı bez yaptığınız işte o havlu geçirsin diye. Onlar çünkü 16 saat falan bırakıyoruz. Evet. Şeyden aldık 37 dereceden, bir saat geçti. Yani aşağı yukarı. Böyle şu an böyle görünüyorlar. Daha çok yoğun değiller. Zaten koyduğumuzda da böyleydi. Şimdi bunun içinde ama bakterilerimiz büyüdü. Ama ileri çekerken daha konsantre etmek istiyorum. O yüzden de sentrifüj yapacağız. Burada böyle bir sentrifüjümüz var. Şöyle ve şöyle karşılıklı koydum. Çektin mi içince? Hı hı. Karşılıklı koydum. Şimdi geçen sefer unutmuşum ben bunu artı 4'te. Onun için şey olmuş. Soğuk soğuk dönmüş. Ama bunda derece yok. Diğerinde demek ki. Var mı derece ya? Bunun derecesi var mıydı? Bunun yokmuş. Demek ki diğeriymiş. Tamam. Şimdi atıyorum. Speed olarak 5000 iyidir. Ve 5000 RPM. Yani 50. Şurada da 2 sıfır var. 5 dakika güzel bence. Accelerate, decelerate hızlı. Bazen yavaş durması gerekiyor. Bizde öyle bir şey gerekmiyor. Kapattım. Start'a bastım. Kendisi kapattı zaten. Kilitledi. Ve başlıyor. Dur kesme. Devam etsin. Şimdi bir sentrifüje bir şey koyduğunuz zaman özellikle de hani yüksek hızlarda veyahut da yüksek volümlerde koyduğunuz zaman böyle başında bekliyoruz önce. Ama istediğimiz hıza ulaştıktan sonra sorun yok. Çünkü bir sorun olursa zaten buraya gelirken oluyor. Şimdi duymanız gereken ses bu. Normal bir motor sesi. Ama tapur tutup tapur tutup bir şey geliyorsa içinden o zaman durdurun hemen yani stop olmasın. Böyle yap. Neşe ile açtık ve hiç peletimiz yok çünkü daha çok az şey yapmıştık, büyümüştü. Bir de bu böyle eğimli ya, pelet bunun bir tarafında kalıyor, onu göremiyorsun yani. Burada mesela şurada olacak ve incecik bir çizgi var orada, yani görür müsünüz bilmiyorum da. Her şey siyah ekran var. Eylül şunu kapatsana. Şurada bir çizgi var işte. Görüyor mu? Görmüyor herhalde değil mi pek?
Görüyor birazcık. Çizgiler görmüş bu adamın. Neyse, bunu çok fazla oynatmadan gençler, gidelim ateşin yanına. Çöpümüz de burada mı? Evet. Şunu alalım. Şimdi 200 fiyatı alıyorum. Nerede dedim? Tarih gördüm şimdi. Şimdi o peleti görürek bir peleti yukarıya doğru tutarak içinde bir şeyi boşaltacağım. Yani böyle kasmama gerek yok. 1000'lik pete de olurdu ama. 2 3 4 Şimdi 4'ü aldıktan sonra içinde 200 kalıyor ya takribi. Buradan artık alver yapıyorum. Şöyle alver yapıyorum. Yiyorum ben aslında. Pivetin olduğu yerin üstüne doğru. Ve kapattım. Tamam. Buyurun. Nerede? Evet, gördüm. Şimdi 200'lük olunca kaç kaldığını böylece bilebiliyorum. Hani 1000'lik olsa belki. 2 3 4 Şimdi bunu yine gireceğim. Ya peleti görmüyorsanız da en baştan bir tane çizgi koyun. Zaten peletin olacağı yere. Orayı hani şey diye düşünebilirsin. Böylece. Peletinin orada olduğunu düşünebilirsin. Şimdi bunlar hazır. Isıtmaya bıraktığımız şeyleri, piletleri. Sen alır mısın? Pilet koymuştuk ya. Bölge ne oldu? Aynen öyle. Sabit olanda. Onları alıp geleceğiz. Şimdi ben size bunu tanıtayım tabii bu arada. Bu orijinal kutusunda değil şu anda ama 21. yüzyılın en önemli icatlarından biri. Kendisi. Zymo Beats. Birazdan ne işe yaradığını göreceksiniz. Kendileri şöyle boncuk. Kutupla alınabilen boncuklar. Sadece ateş yanında aç. Diye de uyumuşlar. Çünkü kontaminasyon olmasın diye. Şimdi kreplerimizi bekliyoruz. Bu zaten 200'de 200-200 ekleyeceğim. Bireyimden fazla kreplerim vardı. Şimdi bir tanesini bu arada şu alt kapak şurada agar burada dökülür. Agar şu üstte. Agarı hep üstte tutuyoruz. Böyle yan tepe taklak duruyor. Yazıyı da oraya yazıyoruz. Buna Lil yazıyorum. Adımı yazıyorum. Ve ayın kaçı? 27. Bunu yaptım. Şimdi artık şöyle çeviriyorum. Agar altta kalsın diye. Ve karıştırmamak için tekrar bakıyorum bu gene olan. Karışırsa çünkü sonra çok zorlaşır işlerimiz. Şimdi bunu aldım. Ya aslında bildi önce dökmek daha mantıklı. Çünkü yani bitlerin üstüne döksek de olur. İşte şu bit. Açtım. Şöyle içine döküyorum ya.
NG'ni kontrol ettim. 200 ayarlı. 200 çok aslında ama biz bunu daha önce çoğalttık ve hani verimi çok aşırı iyi değildi. O yüzden de biraz aslında fazla ekliyorum normalden. Şimdi buraya döktüm, içine verdim. Agara değmeden. Bunu buraya attım. Şimdi işte şöyle sallıyoruz. Böylece yayılmış oluyor. Hani bu şeyle falan yayılır ya, camı dikersin. Onunla yayılır. Ona gerek kalmıyor. Bu tamam. Burada zaman tekrar kontrol ediyorum fark ettiyseniz. Çünkü yani sonra hata olunca çok kötü olur. Biraz şu dalgalar yapıp çektim. Diplerinde çok azıcık kaldı. 20 mikrolitre falan kaldı. Onu atmayacağım, o bana lazım daha. Elim çok titriyor ya. Eskiden titremez benim elim. Heh. Şöyle koydum. Şimdi bunlar bu şekilde. Agarları alttan girecekler 37'ye. Ki emmesini bekleyeceğiz. Sonra biz bençimizi falan toplayacağız. Ondan sonra gidip bunu ters çevireceğiz. Hocam niye ters çevirip koymamız gerekiyor? Çünkü bu sürekli buharlaşıyor 37 derecede. Buharlaşınca buhar kapağı çıkıyor. Sonra kapaktan tekrar aşağıya iniyor. O zaman da agarın üstü su oluyor. O zaman da bakterilerimiz boğulabilir. Boğulma riskleri oluyor da. Yani boğulma riski olmasa bile nitrilyonttan az bir ortama düşmüş olurlar. Ha bir ters çevirirsek hep şey aşağıya iner. Buhar aşağıya dalıyor. Evet.